soracağız. Hocam, başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacından önce düşünmenin çok sevap olduğu din kitaplarında yazıyor. Bir kimse gerçekten kendi ihtiyacı olduğu halde o konuda bir başkasını kendisine tercih edebilir mi? Çok zor. Kolay iş değil. Veya böyle numuneler var mı? Var ama. Önce peygamberler tabii. Sonra onlar varisleri, eshabı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela buyuruyor ki akıl edenler yani düşünenler azdır. Sabredenler azdır. Tevekkül edenler azdır. İman edenler azdır. Az olduğu için kıymetli oluyor bunlar zaten. Çok olmuş olsa kimse yüzüne bakmaz. Sen de varsa ben de var, ben de var diyecek. Bizim gibiler mesela, mesela bunu kavramakta benim bir ihtiyacım olacak. Mesela çarpıcı bir misal vereyim. Kış günü dışarıda kar yağıyor. Tipi de var. Kuvvetli boyraz esiyor. Fırtına şeklinde. Dondurucu bir soğuk var. Sırtımdaki paltoyu ceketi olmayan birisine verebilir miyim? Zor. Şimdi ben kendim için söyleyeyim. Zor. Vermek lazım. Tabii oturduğun yerde söylüyorsun. Vermek lazım. Yani üçüm adamı insanlık ölmüş falan. Verebilir misin? Yani öyle mangalda kül bırakmayacak şekilde değil. Yani kitaplar, Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları ve onların hayatları aynadır buyuruyor. Onlar okuyunca, o misalleri görünce insanın durması lazım. Ya ben bunu yapabilir miyim? Ben bunu yapan var. Yapabilir miyim? Yaparım ya falan. Çık bakalım meydana. Yapabilir misin? Mesela bazen insan böyle gayrete gelir. Okur eder falan. Onu sana bakıyorsun. Cenab-ı Hak bir hastalık vermiş. O sabrediyor. Hiçbir defa şikayet etmiyor. Ya Allah-u Teala bana da bir hastalık verse ben de aynı şekilde böyle hiç şikayet etmeden sabredeceğim falan. Bir dokunsun bakayım. Bir gelsin bakayım. Feryadı figan edersin. Hemen doktora gidersin. İlaç alırsın. Doktora hemşire dersin. Ne biçim ilaç verdin? Hiç tesir olmadı. Ağrılarım dinmedi falan. Hani sabredecektin hemşerim ya. Zor iş. İstiyordun ya. Hani başına gelmiş. Şimdi biz lisedeyken bir olimpiyatlarda çekilmiş. Yüksek atlamadır, uzun atlamadır falan. Böyle o sportif faaliyetlerde, atletizmde yapılan şeyler filme alınmış. Öğrencilere gösteriyorlardı. Biz de şimdi bir sinemada gösteriyorlar beni. Oturduk sinema koltuklarına seyrediyoruz falan. Ya gayri ihtiyari öyle geliyor ki şimdi bir de sunucu tabii. Onun altından da bir de seslendirme var. Ya benim de gönlümden de geçti. Bu hareketi ben yaparım derken sunucu dedi ki şimdi o koltuklarda otururken bunları seyrederken bunu ben de yaparım diyenler olabilir. Aha, oldu bile ben dedim bile. Adam anlatıyor. Diyor ki bu hareketi yapabilmek için diyor bu şahıs diyor işte bir sene veya iki sene durmadan her gün şu şekilde çalışmak suretiyle başarıya ulaşmıştır. Ha, oturduğun yerde diyorsun ki ben de yaparım bunu. Nasıl yapacaksın ki bunu? Dolayısıyla mesela İslam ahlakı olarak, güzel huy olarak, güzel ahlak olarak bildirilen şeyler var. Oturduğun yerde diyorsun ki ben de yaparım bunu. Yaptın mı hiç? Zaten yapan konuşmazmış. Yapmayan konuşurmuş. Yapan yapar ve kapatırmış. Bitti yaptıysa. Ve şükredermiş. Şimdi sizin bu sorduğunuz, yani başkasını kendi ihtiyacım olduğu halde benim ihtiyacım var. Baktım başkasının da ihtiyacı var. Hemen kendimi bırakıyorum. Onun ihtiyacını kendime tercih ediyorum. Kolay iş değil. Yüksek derecedir bu. Herkes buna kavuşabilir mi? Kavuşamaz. Mesela Ebu Hafs-ı Nişaburi Hazretleri'ne bir gün sormuşlar. Dünya ve ahiret işlerinde arkadaşlarını kendisinden önce tutana ne denir? Cevabında buyuruyor ki İsar sahibi denir. İsar ki ahlak kitaplarında geçiyor. Buyuruyor ki kendisi muhtaç olduğu halde muhtaç olduğu şeyi başka muhtaç bir şahsa vermesidir. Diye tarif edilmiş. Başkasını tercih ediyor yani. Tercih ediyor. Evet. Mesela bir gün Hakim-i Tirmizi Hazretlerine İsar nedir diye sorunca başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmekte cevabını vermiş. Onun sana bir misal veriliyor Mustafa Bey. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olduğu gibi bütün peygamberlerde var. Peygamber Efendimiz'in eshabında da vardı bu. Eshab-ı kiramdan Huzeyfe radıyallahu teala an hazretleri anlatıyor. Buyuruyor ki Yermük Savaşı'nda yaralılar arasında amcamın oğlunu arıyordum. Yermük Savaşı'nda. O çok şiddetli bir savaş. Çok şehit verilmişti. Yanımda biraz su vardı. Onu buldum. Su ister misin deyince isterim dedi. Tam suyu vereceğim sırada biraz ileride bir yaralı su diye inledi. Mustafa Bey sen kendi sağlık koleji mezunsun. Aşağı yukarı yani anatomiyi bizden iyi bilirsin.
insanın vücudunun herhangi biri kesildiği zaman, her ameliyat gibi yarıldığı zaman, ya bunlara kılıç girdi çıktı, tamam mı? Kan kaybı var. Vücut devamlı sürede su kaybediyor. Şuur kaybı bile olur ya. Evet, şuur kaybı bile oluyor. Daha ben ilkokula giderken bademciklerimi alınmıştı. Hastanede yattım 3 gün. Bir yaralı getirdiler gece. Taburcu olacağım. Bir yaralı getirdiler. Adam su diye iniyor. O zaman da çocukluk aklımla diyordum ki niye vermiyorlar bunu? Sonra yan tarafta yatan dedim. Amca niye vermiyorlar suyu? Oğlum dedi, su verilirse ölür dedi. Bilmiyordum o zaman, öyle diyordu o. Yani şeyde ameliyattan çıktığı zaman, şimdi serumlar falan var, o dönemlerde de yoktu. Şeyin yatağın, yatak demirdendi. O demirleri yalıyor. Demirleri yalıyor. Su ihtiyacından dolayı. Hani şuradaki o fedakarlığı anlatmak için hatırıma geldi de bunu naklediverdim. Yani demiri yalıyor su ihtiyacını gidermek için. Bu yaralı suya ihtiyacı çok. Tam diyor çıkardım amcamın oğluna diyor suyu vereceğim sırada amcamın oğlu isar edip o su diye inleyen başka birisi ona götür dedi. Kendisi içmedi. Kendisi içmedi. Gittim baktım ki Hişam bin As'mış radıyallahu teala ve sahab-ı kiramdan. Suyu tam ona vereceğim zaman biraz ileriden bir başka yaralı su diye feryat etti. Hişam bin As hazretleri de isar edip suyu ona götürmem için işaret etti. İçmedi. Bu sefer suyu ona vermek için yanına gittim. Yanına varıncaya kadar vefat etmişti. Hemen Hişam'ın radıyallahu anh yanına geri döndüm. Fakat o da vefat etmişti. Bunun üzerine amcamın oğlunun yanına koştum. Ama onu da vefat etmiş buldum. Su elimde kaldı. Allah-u Teala hepsine rahmet etsin. Ki bunu da Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe radıyallahu teala an hazretleri anlatıyor. Yaşadığı gördüğü bir şey. Bu İsa'nın doruk noktası. İsa'nın doruk noktası. Hani bakın. Ekmek verebilirsin. Sabah kahvaltı yapmışındır. Hadi öğle vakti bir simit alayım dedim. Birisi baktım ki çok açım dedi falan. Simiti verirsin ya. Akşama ben yerim desin. Tamam mı? Onu bir dereceye hani dayanabilecek bir şey. Ama su meselesine Ölümüne artık bu yani. Ölümüne artık. Bunlar artık zirvede. Yani arkadaşın ihtiyacı olduğunu duyuyor onu. Su diye inince ona gitti. Beni bırak. Oraya gönderebiliyor. O müthiş bir şey. Allah-u Teala adalet yapmayı emrettiği gibi ihsan etmeyi de emrediyor. Araf suresinin 55. ayet-i kerimesinde mealen ihsan edenlere elbette rahmetim çok yakındır buyurmaktadır. İhsan edenlere. Tabi adalet yapanlar ayrı. İhsan yap. Hem adil davranıyor hem ihsan ediyor. O farklı bir şey. Mesela İslam alimleri farklı farklı anlatmışlar. İnsanları tasnif ederken. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir tasnifi var mesela. Üçe ayırmış o mübarek. Diyor ki insanlardan bir kısmı diyor su gibi, hava gibi, ekmek gibi her zaman lazım. Bunlar aranıp bulunur. Bazıları ilaç gibi lazım olduğunda müracaat edilir. Bazıları aranmaz diyor. Bunlar hastalık gibidir. Bunlar gelir seni bulur. Bazıları da mesela tasnif ederken, anlatırken din büyükleri. Şimdi insanların bazıları der ki seninki senin, benimki benim. Fena değil. Bazıları diyor ki benimki benim, seninki de benim. Bu zalim, gaddar. Müslüman da, yani salih olan da, evliya da, seninki senin, benimki de senin. Bunlar ihsar sahibidir. Seninki senin, benimki de senin. O yüksek derecedir. Herkes bunu başaramaz ve şey yapamaz. Ama peki niye kitaplarda yazıldı başaramazsa? Niye başaramaz? Bunları insan okuduğu zaman, mesela zaman zaman huzura doğru da o hakikat kitabın yayınladığı reklamlar yapılıyor ya efendim. Oradan nakiller de yapılıyor. Tam İbn-i Halid'in ve İslam Ahlak kitabından. O İslam Ahlak kitabında 40 tane böyle güzel, kötü huy anlatılıyor. Orada da anlatılıyor bu İsar. Tabi insan okuyunca Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınmış. İmam-ı Gazali Hazretleri de aynı şekilde uzun uzun anlatmışlar. Şimdi onlar okuyunca bakıyorsun diyorsun ki bu nerede ben nerede. Ha o zaman hani böyle ufak tefek bir iki şey yapınca havalanma, kibirlenme, kendinden geçme diyorlar. Onun için bunlar bize ayna vazifesi yapıyorlar. Mesela bir kimsenin hakkını geri vermek, ona olan borcu ödemek adalet yapmak olur. Hakkından fazlasını vermek ihsan etmek olur. Rızkının yani muhtaç olduğu malın hepsini başkasına vermek o da ihsar olur buyuruyor. Bu kolay iş mi? Mesela bir gün Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu anhuma, işte Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma, onlar rahatsızlanmış. Şifa bulurlarsa üç gün arka arkasına oruç tutacağız. Adakta bulunuyorlar. Ve birinci gün tutuyorlar. Tam iftar zamanı. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a bir şeyler yapmışlar. Tam sofraya koyuyorlar.
kapı vuruluyor. Diyor ki ey işte Ehl-i Beyt, biz diyor 3 gündür açız. Kaldırıp olduğu gibi hepsini veriyorlar. Dokunmadan. Dokunmadan. İkinci gün aynı, üçüncü gün aynı. Ve su içerek iftar ediyorlar, su içerek sahurlarını yapıyorlar. Kolay iş değil o. Mesela Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemizin evladından, yani Ehl-i Beyt'ten, evlad-ı Resul'den olan yapanlar var mıydı? Var. Ama hepsi aynı mı? Değil. Yapanlar elbette ki vardı. Ve o yüksek dereceye ulaşanlar bunu yapabiliyordu. Kolay iş değil. Kolay iş değil. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Teala bazı kullarını insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaratmıştır. Dertli olanlar bunlara sığınırlar. Bunlar kıyamet günün azabından emindirler. Bunlar ihsar sahipleridir işte. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.